Sevgili izleyiciler, Havza'dayız. Havza Osmanlı sofrasından bu akşamki sezonun ilk tirit programı. Gördüğünüz gibi ikinci televizyonu yeni açılanlar tiritleri kaçırdılar ama tekrarı var. Onu da söyleyeceğiz inşallah. Havza Belediye Başkanımız Sayın Avukat Murat İkiz organizasyonunda her sene olduğu gibi geleneksel tirit programını bu sene de başlattı. Hayırlısıyla vatanı millete hayırlı olsun. Havza'ya geldiğinizde nerede tirit yiyebilirim diye düşünmeyin. Burası hazır bir vaziyette sizi bekliyor. Gördüğünüz gibi otantik de bir yer. Olcay otantik değil mi? Burada evet otantik bir yer, güzel bir yer. Çok değerli misafirlerimiz var. Havza'nın protokolü sevgili kaymakamımız burada. Tabii ki bize destek veren sponsorlarımız var. Sevgili Mehmet Arlı Bey'e teşekkür ediyoruz. Babası Zeyni amca vefat etti. Buradan başsağlığı diliyoruz. Allah geride kalanlara sabır ve uzun ömür versin inşallah. Yine Aydın Fatma Sönmez'e teşekkür ediyoruz. Samkon Genel Başkan Yardımcısı Mali Müşavir Hüseyin Eroğlu'na teşekkür ediyoruz. Yine AK Parti Kavak İlçe Başkanı Bülent Yüksel'e teşekkür ediyoruz. Abdullah Öksüz'e ve de Mehmet Kılıç abimize teşekkür ediyoruz. Yine Bekir Cengiz ve Atalay Bey'e de teşekkür ediyoruz. Evet, program devam ediyor. Sevgili Kavak Belediye Başkanı Sayın İbrahim Sarıcıoğlu arıyormuş. İnşallah bir eksik olmazsa da bağlamaya çalışacaklar. Şimdi Temel, bizim bu akşam programı şöyle mesela. Temel gitmiş sıcakta. Bunu anlatıyoruz sık sık. Sıcak vurmuş kafasına. Bir ağaç görmüş abi, demiş ki sıcakta ağacın gölgesine yatayım da biraz dinleneyim. Ayva ağacıymış. Ayvan ağacının tam dibine geliyor, ezan başlıyor müftüm. Sayın müftüm de burada, Havza müftümüz, ilçe müftümüz. Neyse demiş ki namazı kılayım da demiş, öyle yatayım. Ezan bitmiş, Allahu Ekber demiş, dursun üstte armut topluyormuş ya. Demiş ki olmadı. Herhalde demiş kıble yanlış, Allah tarafından uyarı geldi, ters dönmüş. Yeniden Allahu Ekber, dursun üstten gene olmadı diyor. Lan diyor, tam ters dönüyor bu sefer istikamet geri. Yeniden tam niyetli işten Allahu Ekber diyor, la gene olmadı diyor. Olmadıysa olmadı, zaten abdestim yoğdu diyor da. Bizim bu akşamki programda eksiklikler olabilir. Yerimiz biraz dal. O yüzden kameraların önünden geçişler olabiliyor. Kapılarda çıkışlar olabilir. Sıkıntı yok. Canlı yayın. Sayın İbrahim Sarıcıoğlu herhalde telefonda. Bir merhaba demek istiyor. Havza'da biliyorsunuz uzun yıllar görev yaptı. Evet Sayın Başkanım. Alo, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Kavak oraydı. Gelseydin ya başkanım buraya ya. Evet. Oradaki bütün dostları kucaklıyorum. Hepsine hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Yine ekranları başından bizleri izleyen bütün Havzalı, Kavaklı, Samsunlu kardeşlerimi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Biz de programımızı takip ediyoruz. Murat Başkanıma çok teşekkür ediyorum bütün Havzalı vatandaşlarımız adına, şahsım adına. Çünkü çok güzel biraz önceki su, sıcak su şeyini izledik. Ver suyu. Hakikaten çok güzel. Allah yollarını açık etsin. Tebrik ediyorum kendilerini. Evet. Aynı zamanda şunu da görüyorum orada, gerek kaymakamıyla, gerek belediye başkanıyla, gerek meclis üyeleriyle, gerek bürokratlarıyla, gerek sivil toplum kuruluşlarıyla, basınıyla, halk ile birlikte beraberlik içerisinde çok güzel bir tablo var. İşte Havza'nın da kalkınmasının göstergesidir o. Ondan dolayı herkesi, oradaki herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum inşallah. Biz de Allah nasip ederse bir hafta sonra, çünkü Kavak'taki kazların biraz daha yağlanması gerekiyor. Evet. Bir hafta sonra biz de tirit sezonumuzu açacağız. Oradaki dostlarımızı da davet edeceğiz. Hep beraber diyorum, programımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyoruz başkanım. Bizlere de böyle bir imkan tanıdığınız için size teşekkür ediyorum. Oradaki bütün dostlara tek tek kucaklıyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Herkesin size selam var. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Çok sevgili. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Evet. Havza'da da Havza'dayız. İnşallah Kavak'ta da olacak. Önümüz ayın 27'sinde inşallah Tekirdağ Kabaklı'dayız. Havzalılar Derneği, sevgili Bayram Dağlı, Havza Güreş Ağası, o derneğin organize ettiği programda olacağız. Sevgili başkanım, kaymakamım hepinizi davet etti. Selam var. Annesi yoğun bakımdaymış. Bugün buraya geliyordu. Yine Fikret Bıyık, İSTEF Genel Başkan Yardımcısı. Başkan Yardımcısı dedim. Başkanımız. Aynı zamanda çiçeğini de göndermiş. Havza'nın da, Havza Federasyonu Başkanı aynı zamanda değil mi? İnşallah Fikret Başkan'a da selam olsun. Yine Ahmet Güdek. Ahmet Güdek de neyi Güdek onu bilmiyorum. Valla yolda kaldık, tesadüf karşılaştık. Bizim arabanın tekerinde bir sıkıntı oldu. Kardeşimiz 2 dakikada lastikleri değiştirdi. Bir de kıyak yapayım dedi. Kışlık lastik taktı ama giderken parayı nasıl veririz onu bilmiyorum. Bir sponsor çıkar herhalde. Teşekkür ediyoruz Ahmet Güdek'e de. Yolda kalırsan Havza'nın hemen girişinde. Onu da söyleyelim sizlere. Evet, şimdi burada ne güzel samimi bir ortam var. Kısa kısa başkanlarımıza, sadece 25 Mayıs Derneği Başkanımız Osman Başkan burada. Kısaca bir görüşlerinizi alalım. Buyurun başkanım. Bu programı organize eden Havza Belediye Başkanımız Murat İkiz Bey'e ve ekibine ben de teşekkür ediyorum.
Biz de Samsun'da yaşayan Havzalılar olarak Samsun'da bulunan bütün Havzalıları bir çatı altında toplamak istiyoruz. İstanbul'da yapılan gibi birlik beraberlik içerisinde tek ses getirmek istiyoruz. Muhtemelen Havza ve Köylerini Sevenler Derneği ile biz 25 Mayıs Havzalılar Derneği önümüzdeki ayın ilk haftası veya ikinci haftasında bütün hemşerilerimizi Samsun'da Tirit programında buluşturmayı düşünüyoruz. Bütün evet. Havzalılara ve dışarıdakilere şimdiden duyuruyoruz. Tarih veremiyorum, günü tam belli olmadı. Bu tür buluşmalar kültürümüzün yaşaması için gerekli. Biz Türk milleti olarak biraz önce konuşan konuşmacılarımız, idarecilerimizin konuştukları gibi gelenek ve göreneklerimizin iyilerini devam ettiriyoruz. Mehmet Akif'imizin bir sözü var. Eski eski olduğu için değil, kötü ise atılır. Yeni yeni olduğu için değil, evet. İyi ise alınır. İyileri alacağız, modern, çağdaş teknolojiyi kullanacağız ama öz kültürümüzü asla unutmayacağız. Ben buradan bu programı hazırlayan sizlere, Aks TV çalışanlarına, Sayın Belediye Başkanımıza, Kaymakamımıza, yöneticilerimize, Havza için çalışan herkese teşekkür ediyorum. Bizi izleyen Samsun'dan, Havza'dan, ekranları başındaki bütün insanlarımıza, bütün milletimize, yurt dışındakilere de saygılar, selamlar sunuyorum. Teşekkürlerimi arz ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, başkanımıza, Osman Temel Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler. Ya mübarek, semaver kaynıyor daha burada. Birisi bir çay vermedi. Trivi yediniz, vermediniz. Hadi çorbayı vermediniz de çay bari verin de. Herkes birbirine bakıyor şimdi. Değil mi? Nasıl ayakta kaldınız böyle? Havzalı hemşerimiz İstanbul'a gitmiş ya. Gariban eskiden böyle uzun, büyük apartmanı yeni görmüş. Bakmış. Biri de gelmiş, anlamış bunun köylü olduğunu. Demiş, dayı nereye bakıyorsun? İşte binaya bakayım demiş, yeğenim demiş. Sen buna bakmanın parayla olduğunu biliyor musun demiş. Yok bilmiyordum demiş, parasını ver demiş. Tamam demiş, vereyim kaç liraysa demiş. Akşam da gitmiş koğuşta arkadaşlarına. La demiş, bugün demiş, adamın birini bir kandırdım ki demiş. Nasıl demiş, ne yaptın? Vallahi demiş, binaya baktım demiş, sadece iki katın parasını verdim. Kandırmış bayağı. Havzalı da olabilir, Kavaklı da fark etmez. Sıkıntı yok. Vallahi Kavaklı hemşerimiz biliyor, çifti sürmüş akşam. Demirleri demiş, oğlum götürmeyelim, sabah geleceğiz ya öküzün zincirlerini. Tamam demiş, nereye saklayayım, ağaç yok, taş yok, tarlayı geziyor. Bir tane bulut varmış, havada bakmış kocaman bir bulut, onun altına saklamış abi zinciri, sayın kaymakamım. Sabah geliyor, ara baba mara zinciri yok. Oğlum nereye sakladın? Baba demiş, havada bir bulut vardı, altına sakladım demiş. Bulut yerinde durur mu? Tarlada zincir yok, bu da bizim Kavaklı, normalde sıkıntı yok. Fıkralar böyle abi, çok sıkıntı yok ya, bak. Birbirimize espriyi kaldıracağız. Bunda sıkıntı yok. Evet. Buraya doğru geliyoruz. İçeride Havza Spor Kulüp Başkanımız da vardı. Onunla ilgili bilgi aldık. Gazeteci arkadaşlar vardı. Onlarla ilgili de bilgi aldık. Öbür dernek başkanları sıradan hepsine gideceğiz. Müdürüm demin dedi ki, isteğin var mı müdürüm? Dedim. Var mı bir isteğin? Ankara yöresinden, benim eşim Ankaralı. Bir türkü olursa bir hareketli türkü çığıralım. Kaymakam Bey de Ankaralı. Ona da hediye etmiş. Onu biz artık kaybettik. Samsun'da. Öyle mi komutanım? Evet. Neresi, Ankara mı komutanım? Ankara. Doğma büyüme Ankaralıyım ben de. Vay anasını ya. Hep bu bölgeden. Neyse arkadaşlar, bir Ankara'nın bağları mı yapalım? Dilara mı? Bir okuyalım mı bir şeyler hareketli? Dilara'yı okuyalım. Hayır, olur mu? Bir saniye arkadaşlar. Orkestra. Bölüktüm. Bunlar da zor durdurması. Yaklaştırın mikrofonu. Bu bir iltifat değil. Sesiniz çok güzel. Güzel de yorumluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İstedim. Çok teşekkür sağ olun, ederim. Sağ olun. Evet. Evet hadi hareketleniyoruz. Hani bu sefer eller canlı ama. Hey! Oynayalım. Thank you.
Evet, sevgili izleyiciler, Havza'dayız. Sezonun ilk tirit programı Osmanlı sofrasında. Tiritler gitti. İş bitti gibi. Ne oldu bizim şey gitti gürültüye ya? Esas unuttuk. Keşke'yi de bir gösterseydik vatandaşa. Almadı mı? Var mı? Sen bir süsle de getir. Değil mi? Keşkek de önemlidir. Sayın Belediye Başkanım, keşkek bizim önemli. Evet efendim, esas bizim en önemli yemeklerimizden birisi de keşkek. Keşkek 12 ay boyunca yapılır ama tirit sadece kış aylarında. Keşkeğimiz bütün düğünlerde her zaman keşkek yapılır. Ve biz 25 Mayıs festivallerinde de, yayla şenliklerinde de yine keşkek yapıyoruz. Ben buradan tüm izleyicilerimize, havzamıza gelsinler, havzanın bu kaliteli yemeklerine, keşkeğini, tiridini yesinler diyorum efendim. Herkese beraber gelmesin de sırayla yavaş yavaş, sonra sıkıntı olmasın ilçede. Bak bu da önemli. Bizim 10 tane otelimiz var, 50'ye yakın pansiyonumuz var, hiçbir sıkıntımız yok. 2000-3000 yatak kapasitemiz var. Her gün 2000-3000 arası turist gelebilir havzaya efendim. Gelin. Çıkın çıkın gelin sevgili izleyiciler. Havzada yer varmış sevgili başkanım dedi. Şimdi kış sezonu az da tiride de yemişken bir de çimeller rahatlarlar kaymak mı? Yani misafirin başımızın üstünde yeri var. Onlar fazla biz... da gelmesinler. Ama hepsi böyle toplu halde böyle binlerce kişi gelmesin. Yüzer yüzer, iki yüzer, iki yüzer, üç yüzer, üç yüzer gelsinler. Doğru söylüyor şimdi. Bir yani, memnun edemezsek bir de var yani sıkıntı. Yani o kadar kaz bulamayız. Tirit yaptıramayız. O kadar usta bulamayız. Sıkıntı yaşamayalım. Sıkıntı yaşamayalım. Ama misafir gelince evelallah onu doyururuz da, çimdiririz de. Aç da kalmaz, sağlıksız da kalmaz işte. Ver coşkuyu bundan sonra, ver suyu. Sevgili müdürlerim, amirlerim de burada. Sayın Kaymakam, Belediye Başkanım, Bayram Dağlı Beyefendi aradı reklam arası. Ne oluyor? Ayın 27'sine Kapaklı'ya hepinizi bekliyor. Havzalılar Derneği'nin tirit gecesine inşallah. Ben buradan efendim tüm Türkiye'de bulunan Havzalılar Dernek Başkanı, özellikle Bayram Dağlı Kapaklı Dernek Başkanı, Çorlu'da var, İstanbul'da evet, var, Bursa'da var, İzmir'de var, Avrupa'da var. Ben tüm Havzalı Dernek Başkanlarımıza, özellikle Fikret Bıyık Başkanımıza, hedefi kurdu şu anda. Evet. Havzalılar Dernekler Federasyonu kuruldu. İnşallah Türkiye'de ve Avrupa'da bulunan tüm Havzalılar Derneği'ni tek çatı altında İstanbul'da toplayacağız. Başkanlığını İstanbul'da Fikret Büyük yapacak. Samsun'da tüm Türkiye'deki ve Avrupa'daki derneklerde bu başkanlığı altında toplayacağız. Ben buradan şimdiden tüm dernek başkanlarımıza İstanbul'da bulunan HADEF'e üye olmalarını buradan rica ediyorum. İnşallah bunu evet, gerçekleştireceğiz efendim. Tek çatı altında birleşin. Teşekkür ediyoruz. Şimdi dernek başkanlarımız var. Havza Köyleri Sevenler Derneği. Köyler de kalmadı ama Ahmet Başkan, mahalleyi bulursun artık. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi yerim müsait olmadığı için oturarak konuşuyorum. Şimdi bu programı hazırladığı için, bizleri bir araya topladığı için öncelikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Şimdi bu tür organizasyonları yapmak çok zor. Evet. Yani kim olursanız olun. Başkanımız biraz başkan olduğu için rahat ama şimdi başkanımız bahsetti HADEF'ten. Havza Dernekler Federasyonu kuruldu. Havza'da merkezimiz. Biz de Havza ve Köylerini Sevenler Derneği dernek başkanı olarak HADEF'in Samsun'daki genel başkanıyız. Yani oradaki başkan yardımcısıyız. Evet. Ve inşallah bütün, sadece Samsun'da değil, dünyadaki havzalıları bir dernek çatısı altında toplayacağız. Ve biz şunu istiyoruz. İşte bir dernek burada, bir dernek orada. Ben başkanım, ben yönetim kuruluyum. Böyle gezelim istemiyoruz. Bizler hizmet edelim. Bizler adı üzerinde Havza ve Köylerini Sevenler Derneği. 81 tane köyümüz var. 17 tane de burada mahallemiz var biliyorsunuz. Biz bunlara nasıl yardımcı olabiliriz? Evet. Samsun'a gelen havzalara nasıl yardımcı olabiliriz? İnşallah HADEF'in altında toplaşacağız. Osman Başkanım da bahsetti. Ocağın ilk haftası ya da ikinci haftası büyük bir havzalılar gecesi yapacağız ve bütün havzalıları toplayacağız. Ve ben buradan Fikret Başkanım'a da teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyonu düşündüğü için. Evet. Teşekkür ederim. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Varım. Evet sevgili izleyiciler, Havza Köyleri Sevenler Derneği, Ahmet Başkan'a teşekkür ederim. Gel Trit geldi, usta geldi ya. Ustanın soy ismine bak, Uzunoğlu. Gel Uzunoğlu yanıma bakayım. Keşkek sevgili izleyiciler, kış günleri de yazın da olur, kışın da olur. Bizim buranın yine meşhur, bunun üstüne tereyağı mı var? Evet. Tamamen. Bu eskiden köylerimizde yapılırdı. Sen bunu ezdin mi, ne yaptın?
Evet abi, bunu gödeliyoruz bunu. Keşketlik buğdayı piştikten sonra bunu gödeliyoruz ve sonradan üzerine köy tereyağı döküyoruz. Bu şekilde sunuyoruz. Vaziyet bu vaziyet, hal ve vaziyet. Teşekkür ediyoruz. Osmanlı sofrasına geldiğinizde her şey var. Teşekkür ediyoruz ustamıza. Evet, yine başkan burada, Havzalılar Derneği, Samsun'daki Havzalılar Derneği burada. Yaya başkanımız. Evet başkanım, yönetim burada. En çok kim yedi içinizde? En çok kim yedi başkan? Vallahi bilmiyorum kim. Adam yedi? Baksana benim dedi, hiç itiraz etmedi. Evet. Havzalılar Derneği Kültür Yardımlaşma Danışma Derneği olarak buraya gelen herkese hoş geldiniz diyorum, saygılarımı sunuyorum. Bizler de bu otantik yerde turist sezonun açılışını yaptığı için sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz bizi davet ettiği için. İnşallah bundan sonra da başarının devamını diliyoruz. Biz de dernek olarak 2004'ten beri TİRİT programlarının önderliğini biz yaptık. Evet. 2004'te belki de Samsun'da TİRİT bilinmiyordu. Başkanımla beraber derneğimiz kuruldu 2004'te. 2004'ten beri 11. kez TİRİT şöleni yaptık. O da bizim derneğimizin havzamıza kazandırdığı bir yemek olsun. Havzamızın tanıtımına katkı sağladığına inanıyorum. Dernek olarak da bunun başarısını kutluyorum. Dernek olarak bunu yaptığımız için de kendimizden gurur duyuyorum ben. Teşekkür ediyoruz başkanımıza. Evet, Yahya Başkan'a da teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz. Kahverengi gözlerin istek vardı demin. Aradılar bizi. Sonrasında Sayın Müftüm de buradalar. Görüşlerini alacağız. Yavaş yavaş herkese de elimizden geldiğince, kusura bakmayıyorsunuz, herkese de konuşma şansımız yok. Evet, Anadolu basını da geziyor burada. Abdurrahman yanımızda. Gel bir resim çekinelim. Hadi arkadaşlar. Evet. Şeyde armağan etmiş olduk. Gurbette Hollanda'dan bir hemşire.
hemşerim bir mesaj atmış. Özellikle onu da bildirdiler bana. Sende miyiz? Program tekrar ne zaman? Gece saat 1'de. Sonra yarın akşam. Hemen bana bilgi verin program tekrarıyla alakalı. Çünkü Murat Başkanım yarın akşam beni nereden izleyeceğiz? Bizi arayacaklar da. Arkada ekran var, monitör arkada, biz bakıyoruz. Evet, Havza'dayız, Osmanlı sofrasında. Tridi yendik. Ver Tridi, göster arada sevgili yönetmen. Suyu da ver, ver coşkuyu. Paladayı geldi. Bir ricaysa olur, ikincisi olmaz. Meclis üyemiz, eskiden muhtarken daha çok gaz programı yapıyordun sen. Gaz verirdin, şimdi ne oldu? Cimrileştin mi, ne yaptın? Allah izin verirse yine bu sene gazın daha iyisini Yaylaçatı mahallesinde yiyeceğiz. Hepimiz böyle belediye başkanımızına, kaymakamımızına, sizinle davet edeceğiz. Meclis üyesi arkadaşlarımızına, hepsiyle beraber yiyeceğiz. Hemen diyor ki meclis üyesi yok mu? Her şey görüntüde, görüldü. Suyu nasıl aktığı, yerin 600 metre altından çıkardıp da ne kadar aktığını gözlerimiz gördü. Evet. Başkanımıza ve bütün belediye meclis üyesi arkadaşlarımıza, daire amirlerimize, kaymakamımıza, herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Kaymakam. Söylenecek bir şey yok. Her şey görüntüde. Buradan da bizi izleyen bütün arkadaşlarımıza. Evet. İstanbul'da, Samsun'da, Ankara'da, İzmir'de, Yaylaçatı Köyü'nde, Havza'da. Senin selam bitmez. İkram başkanıma, benim dostlarım bitmez biliyorsun işte. Herkese teşekkürler. Size de Asti'ye de teşekkür ederiz. Sağ ol. En çok teşekkür edecek belediye başkanımız tabii. Teşekkür ediyoruz biz de. Bütün ekipleriyle beraber. Evet, teşekkürler. Emniyet amirimize, komutanımıza, hepsine teşekkürler. Tamam abi ya, bu kadar politikacı olma ya. Allah. Teşekkür ettik. Evet, Hamza Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. O da yıllardır bu Havzalı'nın organizasyonunu yalnız bırakmıyor. Evet, programın tekrarı gece bir. Yarın akşam da başkanım sana bir kıyak, akşam 10'da. Bak, tekrarını gece saatini almış arkadaşlar, sağ olsunlar, iyi saate. Evet, Aks TV ekibimize de teşekkür ederim, organizasyonlarına, müzisyen arkadaşlar, bir alkışlayın. Şimdi haftaya inşallah programımız Samsun'da Aks TV stüdyolarında olacak. Dolayısıyla haftaki konuğumuz Süslü Ali sanatçı arkadaşımız konuk olacak. Oraya da seyirci olarak gelmek isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz. Haftaya dediğimiz gibi haftada, inşallah gelecek hafta Samsun'daki stüdyomuzda sizlerle birlikte olacağız. Bunun da duyurusunu yapalım. Evet, tabii ki burası çok güzel bir yer. Sevgili yönetmen de görecektir. Çok eski bir, burada resimler gördüm. Ben demin 1934 tarihinde Havza 25 Mayıs Anma Gazi Günü kutlamalarında resimler var. Yine burada 10. değil mi? Cumhuriyet Bayramı'nda Merkez ve İstiklal Mektepleri ve talebelerinin bir arada olduğu 1933 yılındaki olan resim var. Yine başkanım, şuradaki resimlerden hiç kimse var mı? 1934 yılında ve de aşağıda ilk defa su mu dağıtıyor? Şey mi gelmiş? O yıllardaki Havza Belediyesi'nin itfaiyesi orada. Tabii su sorunu varmış demek ki o yıllarda. Vatandaşa mahallelerde su dağıtıyorlar. Ta 1900'lü yıl, 34'lü veya 60'lı yılların resimler efendim onlar. Oradaki resimlerden hiç kimse yok mu? Bulamadım buraya gelip resmi, bu benim efendim, de yanı herhalde yok. Şu anda hayatta olan belki çocuklar vardır ama o zabıtalar veya itfaiyeciler herhalde değil dünyada mi? Yoklardır efendim. Ama resim çekinirken biz de bak küçükken böyle duruluyordu. Gördün mü? Siz öyle resim çekindin mi? Bana bak. Çekilmedin mi? Sen öyle işte olmadın. Baksana, o tarihte yaşamadığın için. Hep böyle bak. Efendim bir de bu halı resmini gösterirseler. Burası... Tabii tabii. Şu Havza'nın simgesi. Havza'nın eski halinin halı resmi burası efendim. Burayı özel olarak, halı olarak Havza'nın eski resmini tokuttu. Havza'nın köyüne gelmiş gibisin eskiden. Havza'nın imaret mahallesi efendim. Burası mı? Burası evet. Kaplıcalar bölgesinin eski resmi efendim burası. Şu anda. Başkanım, şurada da Havza'nın genel resmi var. Orası da Havza'nın en son resmi. En son resmi? Evet. Burası efendim 1429 yılında Osmanlı tarafından aşevi olarak yapılmış. Burası. İlk aşevi olarak yapılmış. Kaymakamdan ve aşevi olarak da efendim yıllarca hizmet etmiş. Bundan 10 yıl kadar önce kütüphaneye çevrilmişti. Ondan sonra tekrar restore edildi ve yine aşevi olarak devam ederken biz geçen yıl vakıflardan burayı kiraladık ve şu anda bir yıldır da burayı Osmanlı sofrası lokantası.
Her salı saat 22'de Haber Aks'ta. Allah'ını seversen. Bak eskiden beri tanırım bunu. Oynamaya bak Allah'ın. Teyzeler düğünlerde eskiden bizim böyle olurlar. Neneler. Nasıl? Kavga mı ediyorsun? Canı mı sıkılıyor? Oynuyor. Bir daha yap. Hadi çal arkadaşlar. Bak bir parça ritim at. Hadi. Sanki kızdım. Ama bir şey demez. Kimse bir şey demez, baş başayız. Sayın Müftüm, kusura bakmıyorsunuz. Buyurun sizin de kısa bir görüşlerinizi alalım. Sonra serbest kardeşimden bir türkü dinleyelim. Hoş geldiniz Havza'ya, teşekkür ediyoruz. Tabii Havza bir kaplıca şehri, turizm şehri. Buraya binlerce misafirler geliyor. Ben şunu arzu ediyorum. Hep kürsülerde bunu söylüyoruz. Özellikle buradaki vatandaşlarımıza. Misafirin duası da makbuldür, bedduası da makbuldür. Buraya girenlere güler yüz göstermek, tatlı söz göstermek, söylemek çok önemli gerçekten. Bir de şunu söyleyerek bitirmek istiyorum, ben fazla vaktinizi almayayım. Bu güzellikleri yoksulların da paylaşması lazım, yetimlerin de paylaşması lazım. Özellikle ilgililer, belediye başkanımız, bizler, yani yetimleri de böyle kaplıcalara getirip böyle güzelliklere davet edersek her şey güzel olacak inşallah efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Sayın Müftümüze. Çok önemli bir şey söyledi. Duası da, bedduası da dedi. Şimdi biz çok gezdiğimiz için gerçekten çok şikayetler alıyoruz bu konuda. Özellikle işte gittik, hiç bahsettiğiniz gibi değil. Gezdik, hiç anlattığınız gibi değil.
Dolayısıyla gelen misafirler lütfen ilgilenelim. Hani eski tarz bananeciliği bırakalım. Sadece kendinize değil bir ilçeye, bu kadar insanlara ya da yapılan emeklere, tanıtımlara yazık etmiş oluyorsunuz. Bunu da işletmeciler mutlaka göz önüne alacaktır. Hatta bir, geçen hafta ben Bursa'daydım. Orada bir derneğimizi ziyaret ettim. Aynısı söylendi. Yani yazın gittik dendi mesela. İlçe ismi vermeyeyim. Hiç lüzumsuz şeyler söylendi. Yazık bunlara. O yüzden işletmeci kardeşlerimize de buna müsaade etmesinler. Lütfen biraz gelenlerle ilgilensin. Evet, Servet kardeşimizden bir parça dinleyelim. Hazırsa buyur abi. Ya adamın bir şeyden haberi yok. Ne anlatıyor? Adam uyuyor. Hamza Bey biraz fazla konuştu. Bitiremedi, bana aktardı. Topu sana. Öyle oldu. Topu da sen beklemiyordun. Şimdi oynarken ben gülüyordum ona. Sen oyna, ben sana gülüyorum. O da güzel. Bak sen oyna, ben de sana güleceğim. Görüşürüz seninle diye. Evet. Hazır mı? Gel abi böyle. Gel böyle gel. Parçayı hazırladıysanız. Bir alkışlayın. Evet. Bu geceyi organize eden Sayın Belediye Başkanımıza ve meclis üyelerimize, dernek başkanlarımıza, öncelikle Sayın Kaymakamımıza, Emniyet Müdürümüze ve Garnizyon Komutanımıza hoş geldiniz diyoruz, saygılar sunuyoruz. Başlıyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun. Evet, Servet'e çok çok teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Bir türkü. Bir saniye, yayının sonuna geldik. Tamam, Paladay bir saniye, yayındayız. Sevgili izleyiciler, yavaş yavaş biliyorsun canlı yayın akışı bir anda geçebiliyor. Kaç dakika? Bitti mi? Boğazını niye tutuyorsun oğlum? Tamam da bu ne kelle keser gibi? Bırak yavaş yavaş. Öncelikle kısa bir teşekkür edelim, sonra şarkıyla, türküyle devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ederiz. Böyle güzel bir havza, ne güzel böyle mütevazi ve de candan samimi
yöneticileri var. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz biz de. Herkese iyi. Evet, Sayın Müdürüm. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Havzamızın tanıtımına katkıda bulunduğunuz için. Sağ olun. Sayın Belediye Başkanımıza, sonra Kaymakam Bey'e. Ben de buradan Kaymakamımıza, Garnizon Komutanımıza, Emniyet Birimimize, Meclis Üyelerimiz, Sivil Toplum Kuruluşları Müftülüğü, Ziraat Odası, Ticaret Odası, bu akşam buraya gelen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve ben inşallah bu Trit Gecesi açılışının devamını diliyorum. Başta Kaymakamımız olmak üzere havzalı hemşerilerimize, bizi izleyen tüm Türkiye'de ve dünyada, Avrupa'daki izleyicilerimize, bizleri konuk ettik, evlerine konuk ettikleri için de iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim efendim. Efendim, öncelikle teşekkür ediyorum sizlere. Ayaklarınıza sağlık. Sayenizde sıcak bir ortamda, sıcak bir insan, sıcak havzanın sıcak insanlarıyla güzel bir akşam geçirdik. Buradan özellikle yurt dışında olan geçim kaygısıyla yurt dışına gitmiş ama kalbi hala da havzada, Samsun'da yatan hemşerilerimize çok çok selam ediyorum. Türkiye'nin her yerine göçmek zorunda kalmış, buraları terk-i diyar etmek zorunda kalmış havzalarımıza, değerli hemşerilerimize çok çok selam ediyorum. Ayrıca bu akşam bizi burada bir araya getiren saygıdeğer belediye başkanımız ve ekibine, mesai arkadaşlarına, meclis üyelerine çok çok teşekkür ediyorum. Efendim, havzaya bekliyoruz. Sıcak ortamda havza kaplıcalarında şifa bulun. Kaz tiritimizi yiyerek de karnınızı doyurun. Hayırlı akşamlar dileriz. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Kaymakam Bey zaten son sözü söyledi. Haftaya inşallah kalan Aks TV, Haber Aks TV stüdyolarında olacağız. Sevgili Süst Ali konuğumuz. Ay 27'sinde Tekirdağ Kabak'ta havzalıların yine sevgili Bayram Dağlı, Havza Güreş Ağası aynı zamanda organizasyonunda inşallah oradan canlı yayın yapacağız. Hakkınızı helal edin. Herhangi bir yanlışımız varsa sizlere tweet gösterdik. Belki ikram edemedik. O yüzden hakkınızı helal edin. Gözü olan vardır mutlaka. Yemek isteyen, canı çekmiş olan vardır. Hakkınızı helal edin. Bir türküyle veda ediyoruz. Programı tekrar gece 1. Yarın akşam da inşallah 10'da. Biraz sonra da Havza 25 Mayıs gazetesinin gazetesini kutlayacağız. Hadi bakalım canlı. Şimdi hadi eller son kez.
insanları